akademisyen yok efendim bilmem ne yok troll onlarca hakaret ve birdenbire akademik çalışmalarıma hani çamur atmaya çalışılmaya başladı. Bir takım insanlar hedefe konuyor. Bu, yapmayın kardeşim, incitmeyin insanları bu kadar. Yani bu sözlerin sahibi Profesör Çetin Kaya Koç. Kriptografi konusunda dünyanın sayılı 5 isminden biri. En çok atıf yapılan 100 Türk bilim insanı arasında yer alıyor. Tepkisi itibar suikastlarının ve algı çalışmalarının merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'te 3 yıldır organize şekilde saldırıya uğramasına. Çetin Hoca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sırf siyasi duruşundan dolayı bilimsel tüm çalışmalarının nasıl karalandığını ve hedef gösterildiğini bizzat kendisinden dinleyelim. Ekşi Sözlük bir çeşit böyle karalama ortamına dönüşmüş durumunda. İlk başlarda filan tanımadıkları için işte elektronik imza konusunda çalışan biri falan filan gibi böyle bir takım jenerik bilgi içermeyen, hakaret de içermeyen ama övgü de içermeyen bir takım saçma sapan yazılar çıkıyordu. Ama 2020'den itibaren çok arttı bunlar ve ben bunu bir tek bir şahıs sanıyordum ama bir zaman kısa bir zaman önce bunun bir örgütsel bir çalışma olduğunu öğrenmiş oldum. Bu çalışmalarda benim mesela bir sürü hakaretle uğruyorum. Yani benim siyasi olarak görüşümü sakınmadığımı biliyor herkes. Yani ben konuşuyorum. Yani konuşacağım. Ben de bir vatandaşım. Ben siyasi olarak birisinin beni hani böyle bana küfretmesi, hakaretle bulunmasına çok fazla aldırdığım yok. Ama birdenbire bu 2020'den itibaren birdenbire akademik çalışmalarıma hani çamur atmaya çalışılmaya başladı ki yani bu çamur atmalar da böyle hani mesnetsiz. Mesela şöyle şeyler deniyor. Diyor ki nasıl oldu da bu şahıs tersine beyin göçü programından desteklendi? Çünkü işte efendim şu partinin bir şeyidir, elemanıdır. Yok efendim yandaştır, şuydu buydu. Ben hayatımda Erdoğan'la ya da herhangi bir bakanla karşılaşmış, selamlaşmış, selam alıp vermiş, el sıkışmış biri değilim. Tam Türkiye'ye gelip yerleşmeyi düşündüğüm zamanlardı. O bursa başvurdum, değerlendirdi. Yani onun dışında hakaretler yani işte akademisyen yok efendim bilmem ne yok troll onlarca hakaret. Ve şimdi mesela bu ekşi sözlük sürekli artmaya başladı. 2 gün önce de birdenbire bütün bunlar toparlandı, 5 sayfalık bir yazıya dönüştürüldü. Yani iyice çileden çıktım. Yani yapmayın kardeşim, incitmeyin insanları bu kadar. Yani bunun ben kasti olduğuna kesinlikle inanıyorum. Çünkü bıktırmak istiyorlar. Yani birkaç tane öğrencimle konuştum. Özellikle bir öğrencim çok güzel bir yorumda bulundu. Hocam işte siz bilmiyorsunuz diyor ama belki de çok fazla askeri çalışmalar, dünyadaki askeri bir takım odaklar çok fazla sosyal medyaya yatırımda bulunuyor. Bir takım insanlar bıktırılıyor, konuşmasın diye, susturulsun diye korkutuluyor. Çünkü etki uyandırabilecek birilerinin konuşmasını istemiyorlar. Ben doğuluyum. Benim annem Kürttür, benim babam Türktür. Ben annemin Kürtçe türküleriyle büyümüş birisiyim. Benim ailem gayet Müslüman bir ailedir. Bakın 2 tane dayım var. Bir tanesi Çanakkale'de savaştı. Sırtında bir şarapnelle döndü büyük dayım. Oradan sonraki küçük dayım da bu. O da Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'ndaydı. Benim öz dedem Kazım Karabekir ordusunda 7 yıl asker olarak bulundu. Yani ben böyle bir ailenin çocuğuyum. Ben tabii ki bu memleketi savunacağım. Hem bir bilim adamı olup hem çok iyi şeyler yapıyor olmak hem de böyle bir hani sanki bir köylüymüş gibi filan yani davranıyor olmam hoşlarına gitmiyor sanırım. Ben öyle düşünüyorum artık çünkü ben köylü davranmaya devam edeceğim. Yani benimle ilgili hiçbir şey değişmedi. Yani ben doğru okudum, bir sürü şey yaptım, ilginç şeyler ürettim, İngilizce konuşuyorum. Sizinle şu anda ben Nanjing Çin'den konuşuyorum. İnsanlar beni buraya davet etmişler, rektörler toplantısında konuşma yapacağım. Şimdi bunlarla ben övünmekten hoşlanmıyorum. Ben bir akademisyen olarak övünmeyi sevmem. Ama ben bu kadar böyle birisiyken, bu kadar çalışıyorken benimle ilgili böyle bir takım ileri geri sözlerin söylenmesi beni üzüyor, beni incitiyor ve beni kızdırıyor açıkçası. Yani bu adamlar bana bir daha Türkiye'yi geldirtmemek için bunu yapıyor. Başka bir açıklama bulamıyorum.
Ben korkmuyorum onlardan. Ben çıkıp gitmeyeceğim ama bunun da bilinmesini istiyorum. Ama ben bunların kişisel bir saldırı olduğuna inanmıyorum. Bu bir planlı saldırı. Bu bir projelendirilmiş bir saldırı. Bir takım insanlar hedefe konuyor. Bunun diyor kredibilitesini düşürün. İşte mesela bundan ibaret. Yani bunu görüyorum şimdi. Başka bir şey yok aslında. Aldılar bunu bir de Ekşi Sözlük'ten. Medium.com'a taşıdılar. Yani bir de yani uluslararası platformlara gidiyorlar. Türkçe yazıyorlar. İngilizce değil. Türkçe. Çünkü İngilizce çevir zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. O yazıyı alın, İngilizce'ye çevirin, anlamsız bir yazı. Yani bana getirilen eleştiri yok yani o yazıda. Bana bir yapılan küfür var. Benim örneklerim Cahit Arf gibi hocalardır. Yani gerçekten benim örneğim onlardır. Yani Aziz Sancar gibi insanlardır. Bir hocam vardı. Ta yani ölmeden 3 ay önce bir makale yazıp bana gönderdi ki ben bunu derginde yayınla diye. Ya ben de öyle olmak istiyorum arkadaş. Ben yani sen bana beni yolda tutup bana Türk'ün Raus diyemezsin İstanbul'da. Benim gidecek bir yerim yok. Ben öğrencilere çok örnek olmaya çalışıyorum. Yani özellikle vatansever olmalarını ve çok iyi bir bilim adamı, çok iyi mühendis olmalarını kendileri için, aileleri için, memleketleri için ve Türkiye için çalışmalarını istiyorum. Çünkü gördüm ben bunun örneklerini. Başkalarına çalışırsanız yaptığınız başkalarına gidiyor. Kendiniz için, kendi aileniz, kendi ülkeniz için çalışırsanız size kalıyor. Böyle bir örnek olmaya devam edeceğim. Beni bu konuda öğrencilere örnek olma konusunda kimse beni yıldıramaz. Profesör Çetin Kayakoç'un anlattıklarından sonra ötekileştirme, itibar suikastleri ve kutsallara hakaretin merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'le ilgili ufak bir hatırlatma yapalım. Sözlük'te yazar olan 200 kişilik troll ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ifşa olmuştu. Hükümete muhalif isimleri eleştiren hesapların engellendiği, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet görevlilerine hakaret seviyelerine ulaşan içerikleri ise göz yumulduğu örneklerle paylaşılmıştı. Bu gelişme bilim insanı Çetin Kayakoç'un başına gelenleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Sırf siyasi duruşundan dolayı bilimsel tüm çalışmalarının nasıl karalandığını ve hedef gösterildiğini bizzat kendisinden dinleyelim.